Yargıtay apartman yaşamını ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Karara göre apartman sakinleri mecburi kılınan çatı yapım bedelini ödemeyecek. İşte detaylar. Sizce bir binada çatı katı onarıldığında tüm bina sakinleri mi ödemeli yoksa sadece çatı katında oturan mı? Bence sadece çatı katında oturan ödemeli yani. Diğerlerini ilgilendiren bir durum yok bence. Çatı ve bodrum katlarda yapılacak işlemlerde bütün bina ortaktır ve karşılamak zorundadır. Bizim apartmanda çıktığında bütün apartman ödüyor. Bodrum kattaki problemi nasıl bütün bina hallediyorsa çatıyı da bütün bina hallediyor. Yargıtay bir tartışmaya daha son noktayı koydu. Apartmanda oturanlar artık o parayı ödemeyecek. Apartman yöneticileri artık kendi kafalarına göre karar alamayacaklardır. Eğer usulüne uygun bir karar almamışlarsa bu kararı hiçbir şekilde uygulayamayacakları Yargıtay tarafından onaylandı. İzmir'in Menemen ilçesindeki bir apartmanın çatı katında oturan yönetici çatıyı yenilemek istedi, bir şirketle anlaştı. Ancak kat malikleri ücreti ödemek istemedi. Bunun üzerine yönetici icra takibi başlattı. Davalı bina sakinleri davanın reddi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme davanın reddine karar verdi. Bu karar Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırı bir süreç tespit etmedi ve mahkemenin verdiği kararı onadı. Burada kat mülkiyet kanunundan doğan yetkilerini kullanarak bazı işlemler yapmak zorunda. Eğer o yetkilerini aşıyorsa o zaman da ev sahipleri buna katlanmak zorunda değil, bunları ödemek zorunda değillerdir. Tekrar bir toplantı yapılmalı, ona göre tekrar bir ortak karar alınmalı. Ödenebilir de ödenmeyebilir de bilmiyorum. Çatı, yangın merdiveni, işte otopark, kömürlük, depo gibi alanlar bütün site sakinlerinin, bütün apartman sakinlerinin ortak alanıdır ve burada esaslı bir değişiklik yapılacaksa o zaman bütün site sakinlerinin onayı gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.